ben o çocukluğumdan beri bir şeye söz verdim. Arkasını önünü görmediğim, bilmediğim hiçbir güce yaslanmayacağım. O emperyalist devletlerin, güçlerin hiçbir zaman uşağı olmayacağım. Onlar beni yönetmeyecekler. Onlar beni yönlendirmeyecekler. Ben Anadolu insanıyla bunu yapacağım dedim. Bu yolu biz çözeceğiz, biz açacağız dedim. Eğer mandacılığı kabul etseydi Atatürk, çok daha kolay belki devlet başkanı olurdu. Ama o zamankiler de manda ve himaye dediğimiz başka bir devlete yaslanarak iktidar olma yolunu seçmediler. Ama o yoklukta çarıkları yoktu. O yoklukta milli bir mücadele verdi ve başardılar. Arkadaşlar, beni çok geldi denediler. Amerikan elçiliğinden de üstü yol ettiler bizim partimizi. Birçokları geldi gitti. Hatta 1995'te yayınlanan bir rapor var. Amerikalıların bir araştırma raporu basına 95'te sızmıştı. Orada diyor ki benim için, o diyor, uyuyan bir aslan bir gün uyanırsa diyor ve o hesaplarını ona göre yapıyorlar. Peki bu uyuyan aslan uyanırsa, kalkarsa ayağa, kim korkar? Anadolu insanı korkar mı? Anadolu insanına bir şey olur mu? He, ne olacak? Engelleyin diyorlar, engelleyin. Belçika Büyükelçisi, Bosna Konsolosu ve Amerika İstanbul Konsolosu bir yemekte konuşurken Bosna Konsolosu bir hanımefendi, çok iyi tanışırız, Bosna Savaşı'nda tanışmıştık, o bana aktardı. Dedi ki seninle olan tanışıklığımızı bilmedikleri için elçi dedi ki öbürüne, bu Büyük Birlik Partisi'ne çok dikkat edin dedi diyor. Ben de açılsın konu diye, Büyük Birlik Partisi'nin mecliste milletvekili bile yoktur, ona niye dikkat edilsin dedim. Dedi ki diyor, şu an küçük ama bir kere tutturursa çok süratle büyüyecek bir tabana sahip ve eğer bir kere gelirse de kolay kolay gidemez diyor. Ve Muhsin Yazıcıoğlu diyor, ilkelerinde çok katı duran bir siyasetçi diyor. Yani ne demek istiyor? Biz onu yönetemeyiz diyor yani. Yönetemezler, doğru. Yönetemezler. Ne demiş oluyor? Biz onu satın alamayız diyorlar. Doğru. Benim partime 4 tane bakanlık verildiği zaman da satın alamadılar.